yol var. Öncelikle cümleten selamünaleyküm. Değerli basın mensupları, çok değerli dava arkadaşlarım, çok kıymetli Neşet Ertaş'ın çığırdığı, Cağce Bey'in bilim gençlerine hükmettiği, Ahivran'ın torunları, hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Bilindiği üzere yaklaşık 1,5 yıldır, yaklaşık 70 küsür ili tüm dava arkadaşlarımızla gezerekten Milli Yol Hareketi'ni son rutuşları itibariyle 10 Aralık'ta Milli Yol Hareketi Genel Merkezi'nde yaptığımız toplantı sonucunda siyasallaşma, partileşme sürecine geçtik. Bu eksenler içerisinde daha sonra yapılan toplantı sonucunda ise divan belirleme toplantısına katıldık. Bu toplantıda Milli Yol Hareketi'nin partileşmesindeki öngörülen 191 kurucular kurulu üyemizle beraber divanı oluşturma toplantısına katıldık. Osmanlı'dan bu yana yaklaşık 150 yıldır tüm siyasi hareketlerin öngördüğü, 1920'de Cumhuriyet Fırkası'nda da belirtilen, ilk siyasi hareketlerin de öne sürdüğü adalet, insanı rahatça yaşatmak, demokrasi, liyakat, bunlar neydi? Cumhuriyet Halk Fırkası'nda o gün siyasi hayatın ilk başlandığında vardı. Bugün iktidar partisi ne diyor milletine? Biz adaleti getireceğiz, biz demokrasiyi getireceğiz, biz liyakati getireceğiz, biz insan haklarını savunacağız. Aradan tam 150 yıl geçmiş. Halen aynı siyasi eksendeyiz. Değişen bir şey olmaz. Elimizde bir kap var. Bu kapın içerisine kola da koysanız, çay da koysanız, su da koysanız, dahi zemzem suyu da koysanız o su oradan kirlenecek çıkıyor. Niye? Çünkü kap kirli kap. Kapı temizlemek lazım. Sistemi değiştirmek lazım. Anayasa ve kanunlarına liyakat ve demokrasiye uymak lazım. Bu eksenler içerisinde değineceğimiz bir konuda Kırşehir'de son zamanlarda yaşamış olduğumuz, artık insanların da bıtkınlık düzeyine geldiği belediyeden çıkartılan işçilerimiz hakkında. Elbette kış günü herkes ekmek derdinde, ekonomik bir sıkıntı var ülkede, insanlar sıkıntılı, evlerine ekmek götürmekte sıkıntılar çekiyor, bunalımdalar, ailesiyle kötü olanlar, boşanmaların arttığı, ekonomik sıkıntıların şaha kalktığı bir ülkede yaşıyoruz. Kırşehir Belediyesi de yaklaşık 25 tane işçimizi işten çıkarttı. Tabii bunlar sözleşmeli personeldi. Şimdi belediye başkanı bu sözleşmeli arkadaşları eğer sözleşmesi bitmeden önce işten çıkarttıysa, kanunlara uymadıysa mahkemenin geri dönüş yasasına uyaraktan işçileri belediyeye devam kararı aldırmakta çok haklıdır. Değil ki, eğer sözleşme bitti, benim o kurumda ihtiyacım yok diye eğer çıkarılan işçilere işe döndürmüyorsa da burada ekici oğlunun yapacağı fazla bir şey yoktur. Ben bu Kırşehir'in bu kadar bu şeyle avutulmasına, basınının oyalanmasına, halkın kafasının karıştırılmasına razı gelmiyorum. Bundan 4-5 ay önce falandı galiba, yaklaşık bir 15 tane belediyeden işçi çıkarılmıştı. Ülkemizde siyasi ağırlığı fazla olan, iktidar partisine yakın olan arkadaşlarımızın akrabaları bir öbür taraftan geçerekten özel idarede hemen işe başladı. Bence eğer memursen bu şeyi yapmak istiyorsa daha önceki Kaman'da, Mucur'da, değişik ilçelerde, Kırşehir'de sözleşmelilerin işten çıkarıldığında bence aynı hareketi, aynı tavrı uygulaması gerekiyor diyorum.